Hoş geldiniz. E, bu videoda Shiba'yı değerlendireceğiz arkadaşlar. E, kripto coin sitesi üzerinden. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün Shiba Inu 3 önemli haber duyurdu. Biri nispeten demesi mantıklı olmuş. Evet nispeteni kabul edebiliriz. Üzücü demiş. Apple ürünleri artık SHIP ve Bitcoin ile satın alınabilir. Çok güzel. BitPay artık BTC ve SHIP gibi kullanarak farklı Apple ürünleri satacağını duyurdu. Apple ürünleri SHIP veya BTC kullanılarak 3 farklı şekilde satın alınabilir. Örneğin kripto ödemelerini destekleyen mağazalardan ürün satın almak. bunu BitPay aracılık yaparak sağlıyor arkadaşlar. İşte herhangi bir mağaza örneğin işte bizim burada işte Teknosa dedi ki Artık biz şey yapıyoruz kardeşim, kripto para ödemelerini kabul ediyoruz. Artık orası BitPay aracılığıyla arkadaşlar, e, Shiba ve Bitcoin ile ödeme yaparak oradan işte ne bileyim, e, Apple ürünleri satın alabiliyorsunuz. BitPay banka kartlarını kullanmak. E, BitPay banka kartınız varsa kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kripto para birimlerinizi hediye kartlarıyla değiştirmek diyor. Bunları ilgili Apple ürünlerini satın almak için e, kullanmak şartlar bunlar arkadaşlar. Daha doğrusu e, işte şartlar değil bu şekilde alınabiliyor. Örneğin bunlardan en kolay işte BitPay kartınızın hali hazırda bulunması değil mi? Shiba Inu ekibi bon staking sonuçlarını açıkladı. Zaten bunun üzerine konuşmuştuk arkadaşlar. E, ezici bir çoğunlukla e, bon staking'i adamlar durdurdu. E çünkü bir noktadan sonra tabii ki e, stake etmenin de e, bir anlamı yok. Nitekim Shibarium geliyor. Ee, Bon'un yeni vizyonu derken arkadaşlar en mantıklısı da en güzeli de buydu. Shipburn etkinliklerin ilk başarısızlığıymış burada. Şimdi burada ha ne diyor? Şöyle yine bir bakalım. Ee, diğer yandan Shiba Inu topluluğu Shipburn Portal'ın piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez bir haftada 1 milyar Shiba yapmayı başaramadı. Ee, diyor ki işte Nisan sonunda biliyorsunuz çıktı ya Burn Portal. İlk defa arkadaşlar ee, bir haftada 1 milyar yakmayı başaramamış. Bu arada Mim Token destekçileri tarafından bu hafta yarım milyardan fazla Shiba Inu ve son 24 saatte 220 milyon yandı diyor. Şimdi şöyle bir durum var. 1 milyar Shiba yakma serisinin sürme falan filan başarısızlık başarısızlık. Ee, burada, ha, Burayı da değerlendirmiştik bir videoda. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, kripto piyasasının hacmi eskisi gibi değil. Yani eskisinden kastım Nisan gibi de değil. İnsanlar e, bitcoin takır takır düştü. Çok ciddi düştü. İnsanlar çekiliyor. Alım yapmıyor, satım yapmıyor, işte yakım yapmıyor, etkinlik yapmıyor derken burada e, bu Shiba'nın ya da e, vesaire işte topluluğun suçu değil. Yatırımcı yoksa eylem yoktur arkadaşlar. Bu kadar basit. E, yatırımcı yoksa eylem yoktur. Burn portal dediğiniz hemen hemen tamamen eyleme dayalı bir e, işlem hacmine dayalı bir portaldır. Her zaman şunu söylüyorum şu anki Burn Portal'ın verilerindeki düşüşler bile geçmişe göre devasa yüksek sayılardaki yakımlardır. Bundan bahsedeyim ve şu anda burada kalması da normaldir arkadaşlar. Burn Portal gerçekten Shiba'nın kendisine yaptığı en iyi şeylerden bir tanesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Hepinize hoşçakalın.